Bildiğiniz gibi bizim kadınlarımız köşesinde her hafta bir kadınımızı tanıtmaya çalışıyorum sizlere. Bugün Cezayirli Cemile'yi tanıtacağım. Fransız sömürgesi altında Cezayir'de bir mahkeme. Cemile bohiret, yaralı ve işkence görmüş halde hakim karşısında. Karar, giyotinle idam. Salonda herkes Göz yaşlarına boğulurken, idam cezası verilen 22 yaşlarındaki orta boylu esmer kadın kahkahalarla gülmeye başlıyor ve herkesi şaşkına çeviren kahkahalarının ardından tarihe geçecek şu sözleri söylüyor: "Bizi öldürmekle Cezayir'in bağımsızlığına kavuşmasını engelleyemeyeceksiniz." Evet, unutturulmaya inat hatırlamak istiyoruz her şeyi. 20. yüzyılın ortalarında Fransız sömürgeciliğine karşı verilen Cezayir Bağımsızlık Savaşı'na binlerce kadın katıldı. Ancak katılan erkekleri yazan tarih, kadınları unutturmak için özel bir çaba sarf ediyor. Ezilenlerin tarihi biraz da unutturulmaya karşı direnmektir sözünün doğrulamasındaki gibi özgürlüğün parlak yıldızlarından olan Cemile Boyrat önce sömürgeciliğe direndi ardından ise ülkesinin tarihinin unutturmaya çalıştığı hafızalara karşı hala direniyor. Cezayir'in isimleri özgürlükle özdeş kadın kahramanlarından Cemile hakkında çok az şey bilinmesine ve bugünlerde unutturulmaya çalışılmasına karşın adını bir coğrafyada kendisinden sonra gelen kız çocuklarına gururla verdi. Ölümü kahkahalarla karşılayan kadındı o ve özgürlük savaşını verdiği ülkesinin bağımsızlık mücadelesinden uzaklaşmasına karşı da yeni mücadele biçimleriyle adından söz ettirdi. 20. yüzyılın en önemli bağımsızlık mücadelelerinden olan Cemile'nin hikayesi 1930'da Cezayirli bir yöneticinin Fransız temsilcisine hakaret etmesinin ardından Fransa'nın ülkeyi işgal etmesiyle başladı. Takip eden 5 yıl içinde ülkenin verimli topraklarına el konuldu ve Fransız yerleşimcilere tahsis edildi. Cemile 1935 yılında Cezayir'de doğdu ve orta sınıf bir ailenin çocuğu olarak yetişti. Çocukluk ve gençlik yıllarında ülkesi işgal altındaydı. Cemile henüz 10 yaşındayken 1945 yılında Fransa 2. Paylaşım Savaşı'nın sona ermesini fırsat bilerek Setif'te Cezayirlere karşı büyük bir katliama girişti. Tarihte Setif katliamı olarak geçen bu kara gün Cezayir halkının bağımsızlık arzusunu daha da alevlendirdi. Özellikle bu katliamdan sonra çoğunluğu öğrenci kökenli olan Cezayirli gençler ulusal kurtuluş hareketine FLN'ye katılmaya başladı. Cemile'nin ilk isyanı da sömürgeciliğin asimilasyon politikasına karşı oldu. İlkokulda her sabah okutulan "Annemiz Fransa" marşını "Annemiz Cezayir" diye okuduğu için okuldan uzaklaştırıldı. İşgal altında büyüyen Cemile, tanıyanlarda etki bırakan bir karaktere sahipti. Ömür boyu hapistense idam daha özgürleştirici bir seçenektir diye işgalciye meydan okuyan Cemile ilk gençlik yıllarında bağımsızlık savaşçılarına katıldı. Ulusal Kurtuluş Hareketi FLN'nin fedailer grubunda yer alan Cemile istihbarat dahil birçok alanda önemli görevler üstlendi. Cezayir'de bağımsızlık mücadelesine, Fransa'nın sömürgesi altındaki ülkede 800 binden fazla yerleşim yeri yakıldı ve 2,5 milyon insan savaş sonucunda yerlerinden edildi. 1 milyondan fazla kişi ise bağımsızlık savaşında yaşamını yitirdi. Ülkemin her çocuğunun feryadı benim feryadımdır diyen Cemile, sömürgeciliğe karşı verilen direnişte hep ön saflarda yer aldı. FLN savaşçısı olan Cemile, bir Fransız lokantasına bomba yerleştirmekle suçlandı ve 1957 yılında yaralı halde tutuklandı. Cezayir'de bir kadın kahraman yaratmak istemiyorum diyen Fransız hakim, Cemile ile ilgili bir gizli görüşme yaparak doktor kontrolünde sana akıl sağlığının yerinde olmadığı raporu verelim, serbest bırakalım teklifinde bulundu. Bunu şiddetle reddettiğinde ailesiyle birlikte 23 gün ağır işkenceye maruz bırakıldı. İtirafa zorlayan Fransız askerlerinin sorduğu soruları yanıtsız bıraktığı için tecavüze uğradı. Cinsel işkenceye maruz bırakıldı. Simon de Beauvoir, Cemile'nin hikayesini kaleme aldığı yazısında bir kadının bedeninin savaş aygıtı haline getiren ülkemden utanıyorum. Cemile'ye şiş ve copla tecavüz eden askerler beni savunuyor olamaz. İşgali ve sömürgeciliği sürdürmek için ben Fransız vatandaşı olarak hiçbir postala yetki vermedim. Ben işkencecilerin yanında değilim. Kız kardeşim Cemile ile birlikte Cezayirliyim diyordu. Mahkemeye çıkarıldığında uğradığı işkenceleri anlatan Cemile Fransızlara şöyle meydan okumuştu. Hakim, sen bir Fransızsın. Cemile, hayır ben Cezayirliyim. Hakim, sen bir suç örgütü üyesisin. Cemile, ben direniş örgütü üyesiyim. Hakim, sen bir suç işledin. Cemile, hayır sadece işgalci hainlere haddini bildirdim. İki ayrı bombalı eylemle suçlanan Cemile hakkında giyotinle idam edilmesi kararı verildi. Mahkeme salonunda kararlar açıklandığında yakınları ağlamaya başladı. Ancak Cemile hakimin gözlerinin içine bakarak kahkahalar atmaya başladığında herkes şaşkına döndü. Ardından meydan okuyan şu sözleri söyledi: "Bizi öldürmekle Cezayir'in bağımsızlığına kavuşmasını engelleyemeyeceksiniz." Kadın kahraman istemiyorum diyen Fransız yargıçların korktuğu başlarına gelmişti ve Cemile kadın bir kahraman olarak tarihteki yerini almıştı bile. Dünyanın dört bir yanında cezasının kaldırılması için kampanyalar başlatıldı modern feminizmin en önemli teorisyenlerinden Fransız filozof ve yazar Simone de Beauvoir, Kadınlığımın Hikayesi adlı otobiyografik eserinde Cemile'nin hikayesine yer verdi. Hatta Simone, Cemile'nin tutukluluk koşullarıyla ve gördüğü işkencelerle ilgili yazdığı bir yazının Le Monde gazetesinde yayınlanmasının ertesinde gazete Cezayir'de toplatıldı. Simon yazdığı makalede Cemile'nin maruz bırakıldığı cinsel işkenceyi anlattı ve hakkında verilen cezanın kaldırılması için başlatılan kampanyalarda aktif yer aldı. Kamuoyu baskısı nedeniyle Cemile'nin idamı 1958 yılında müebbet hapse çevrildi. 1962 yılında Cezayir'in bağımsızlığına kavuşmasının ardından ise serbest bırakıldı. Bağımsızlığın ardından kadınlar için çalışmalar yürüten Cemile, ülkesindeki iktidarların uygulamalarını kendi düşüncelerinden uzak bulduğu için bir süre sonra siyasetten çekildi hayatı Cezayirli Cemile adıyla filme çekilen Cemile hakkında birçok biyografi kitabı bulunuyor. Filistin bağımsızlık mücadelesine destek veren Cemile en son olarak 8 Mart 2014'te Dünya Kadınlar Günü'nde dünyanın birçok ülkesinden 80 kadınla birlikte Gazze ablukasına karşı başlatılan yürüyüşü organize etmişti. Cezayir'de mütevazi bir hayat süren Cemile'nin adı hala ülkesinde yeni doğan kız çocuklarına özgürlükle özdeş verilen isimlerden birisidir. Cemile'nin Cezayirli Cemile isimli film yorumunu basınadası.org sitesinde bulabilirsiniz değerli dinleyenler tavsiyemizdir. Cezayir Bağımsızlık Savaşı filmi de önemli filmler içerisinde yer almaktadır.